Değerli basın mensupları, Fırat Üniversitesi Hastanesi kan alma biriminde çalışan hemşirelere tehdit ve dayatma ile sekreterlik yaptırılmaya çalışılmış. Bunu bir kısım hemşire zorla kabul etmek zorunda kalmış ve bir kısım hemşirenin de yapmak istememesi sonucu başhekim yardımcısı Murat Gönen tarafından çağrılıp yer değiştirilme ile tehdit edilmişler. Ayrıca özel kan almaya birimine giderek zorla ve küfürlü sözlerle yaptırmaya çalışmıştır. Bu da yetmiyormuş gibi kabul etmeyen hemşirelerin yerleri değiştirilmiştir. Konuyla ilgili daha önce rektörlük veya başhekimliğe yazılı ve sözlü olarak başvurmamıza rağmen Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Bilal Üstündağ ve başhekim, hastane başhekimi İrfan Kaygusuz maalesef buna duyarsız kalmış ve seslerini çıkarmamışlardır. Hastanenin bölgeye ve ilimize hizmet veren bir hastane olduğu göz önüne tutulduğu zaman eleman sıkıntısının olduğu bir durumda, bu zamanda hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza bunların yapılmasını biz kabul etmemekteyiz. Ayrıca kanunda 657 maddeye 657 devlet memurları kanununun 48. maddesinde devlet memurları bir üst kadro ve bir alt kadronun görevini yapamaz diye yazmaktadır. Buna rağmen devlet memurları olarak hemşirelerimizin 4 yıllık meslek hayat 4 yıllık eğitim süresi sonucunda mesleğe atılmaları sonucu yaptıkları birimde kendileriyle alakası olmayan meslek grubu olarak bir alt meslek grubu olan sekreterlik mesleğini yapmaya zorlanmalarını kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Sonuna kadar da mücadelemizi yapacağız. Ayrıca çalışma barışını bozan ve çalışanları hizaya getirme adına Murat Gönen'in hastane çalışanlarına yapmış olduğu baskıları, mobbingi ve tehditlerini kesinlikle kabul etmeyecek, kanuni olarak tüm haklarımızı arayacağız. Yine bu hizaya getirme operasyonlarına karşı hastane idaresi sessiz kaldığı gibi Fırat Üniversitesi rektörü ve rektör yardımcısı da aynı şekilde sessiz kalmışlardır. Bu konuda yasal haklarımızı arayacağız ve sonuna kadar arkadaşlarımızın arkasında duracağız. Sağlık çalışanlarını, özellikle hemşirelerimizi bu konuda değersizleştirmeye çalışan, onların gururlarını kırmaya çalışan, bu konuda devamlı mobbing uygulamakla çalışma barışını zedelemeye çalışan Murat Gönen'le ilgili de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Ve küfürlü sözlerinden tutun da yapmış olduğu tehditler ve uygulamalardan dolayı kendisinden davacı olacağız. Ayrıyeten Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Özellikle Fırat Üniversitesi Hastanesi Rektörü, Rektör Yardımcısı, Hastane Başhekimi İrfan Kaygusuz olmak üzere tüm yöneticilerin buradaki mobbinge, sağlık çalışanlarına yapılan zulme sessiz kalmalarından dolayı onları Sayın Cumhurbaşkanımıza şikayet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanlarının artık sesini duysun ve bunlara gerekeni yapsın. Ehli olmayan, liyakat sahibi olmayan yöneticilerin sağlık çalışanlarına baskısı, mobbingi artık son bulsun. Bu noktada sendika olarak özellikle arkadaşlarımızın tekrar görev yerlerine geri dönmeleri noktasında idari mahkemeye olan başvurularımızı yaptık ve bu konuda tüm haklarımızın kullanılacağını herkesin bilmesini isteriz. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde kan alma biriminde özel muayene adı altında hemşirelere sekreterlik görevi dayatılarak bize mobbing uygulanmıştır. Murat Gönen bizi odalara çekip tehdit, bu görevi yapacaksınız, görevimizin dışında dayatmalar sunmuştur. Bunu şahsıma bir kere değil, 3 kere yapmıştır. Başhekimimiz, rektörümüz tarafından sahipsiz bırakılmışızdır. Bu da benim iş verimimi etkilemiş, hastalara karşı moral motivasyonumu düşürmüştür. Bugün buna direndiğim için hiçbir gerekçe gösterilmeyerek yerim değiştirilmiştir. Gerekçeleri sekreterlik yapmadığım için bana bildirilmiştir.